MediaMarkt sunar. Altı maçı mı? Peki. Yani çünkü çok güzel bir ekiple, yani tabii ki herkesin emeği, mücadelesi çok fazla var. Güzel giderken hani son maçta kaybetmek, uzatmalarda yani kazanamamak o biraz... Müthiş bir kadroydunuz ya. Ya tabii. Şey düşündüğümde yani o dönem ben şimdi Galatasaray'ı yakından takip ettiğim için yani Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki makasın Fenerbahçe'yle yine en açık olduğu sezondu bence kadro kalitesi olarak. Apia'lar, Aurelio'lar, işte sen varsın. Acayip bir takım. Zaten son dakikalarda da Apia kaçırmıştı. Yan fileye vurmuştu. Aynen, Apia atsı zaten dönüyordu orada. O nasıl kadroydu ya? O maçta böyle Anelka yedek başlamadı mı? O maçta ne? Saha içinde yanlış giden neydi abi şey olarak? O maç, o konsantre olamadı mı o durmasından? Yok, konsantre de karşı taraf fazla konsantreydi. Onlar saç verildi. Anladım. Ama o maçın durması falan da hakikaten çok etkiliyor. Bak Uğur Karakoç. Yani çok farklı bir durum bence. Yani tabii ki geçmiş bir şeydir ama o kadar uzaması vesairesi bir sürü şey açıkçası. Onlar problemli şey taraflar zaten. Yusuf Şimşek inanılmaz oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. İnanılmaz yeterli. Doğru çıkmıştı ama zaten pardon bu arada da sesim kısıldı. Yusuf abi oyundan çıkmıştı. Zaten uzatmaların son 7-8 dakikasında Denizli kümede kalmıştı. Hani onlarlık bir maç yoktu. Aynen. Şeydi, belli olmuştu o saat. Çünkü diğer maçlar bitmişti. Tabii 16 dakika uzamıştı. O da öyle bir maç oldu. Peki o zaman sevgili Tuncay, seni daha fazla yormayalım. Gerçekten de çok teşekkür ederiz. Şöyle gelişti olaylar, anlatayım. Ben Tuncay'ı uzun yıllardır tabii takip ediyorum. Twitter'dan beni takibi almış. Niye bilmiyorum o gün. Ben direkt fırsat. Güzel bir top geldi, asist geldi. Tuncay futbolculuğunda en fazla röportaj yapmak istediğim iki oyuncudan biriydin dedim. Diğeri tabii ki Hasan Şaş. Sonra beraber program yaptık. Tuncay da bizi kırmadı. Ya sağ ben olsun. De yoldaydım ya da arabada mı? Tam emin değilim. Evde sonuçta sürekli telefondayız. Çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Yani zaten takip ediyorum sizi de, seni de. Yani futbolun içinde farklı yorumlarını da çok iyi biliyorum. Bir de arşivin bambaşka bir şeyin var. Arşivin var. Yok canım, ne öyle arşivin? Dolaşırken dedim ben takip etmiyorum mu dedim. Bakayım dedim öyle. Ondan sonra yani gayet normal. Takip etmem gerekiyor yani sonuçta hem bilgi anlamında hem Mustafa, keyif öyle anlamında. Şey olur mu ya? Uğur Karakollukçu'yu da şimdi tabii takip ediyorsundur. Çok güzel. Çok güzel program oldu. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten rica ederim. De. Ne demek? Ben teşekkür resmen ederim. Açıp tekrar izlersin ve en güzeli de bayağı bir 20 yılın kaç 15 yılın yani özeti oldu değil mi neredeyse? 2016 Avrupa Şampiyonası'na kadar gittik. Diyorsun ki Hindistan'a tekrar mı gitseydim diyorsun. Bir sorum daha var benim. Bir sorum daha var. 20 yaşındaki Tuncay Şanlı şu an Süper Lig'de ilk sezonu geçirdi diyelim. Ya da Sakarya'dan iki sezonu. Kaç milyon euroya transfer olur? Nereye gider? Hangi çok ligi? Yani kaç milyon euroya? Yani az önce sohbetin içinde de söyledik işte bir orta saha oyuncusu 18 tane gol atacak. Hani herhalde hesaplaması kolay olmaz gibi geliyor. Nereye gider onu bilemezdim tabii de. Yine Premier Lig'e giderdim bence. Premier Lig yani dediğim gibi bazı oynamadığım maçta kulübedeyken bile keyif aldığım o kadar çok maç oldu ki normalde oyuncu olarak oynamadığınızda üzülürsünüz. Bir burukluk olur. O da gayet doğaldır. Ben bazı maçlarda taraftar gibiydim kulübede. Peki. Bir de bu yeni neslin önünü açanlardan da birisin aynı zamanda. Onu da öyle bakmak lazım. Belki. Tabii şu anda çok önemli isimler, çok önemli işler yapıyor Avrupa'da. Biz kendi değerlerimizin farkında değiliz açıkçası. Evet şu anda çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreçten geçerken de bunlar olmadan önce de kulüplerin mali olarak çok iyi olmadığını sizler de benim kadar biliyorsunuz ve yani neler olduğunu da biliyorsunuz. Umarım yani Türk futbolu adına sadece altyapı olarak değil altyapıdaki hocalara da yatırım yapmak gerekiyor. Ama biz hep altyapıdan konuşurken üst yapıyı unutuyoruz. Üst yapı yönetimi anlamında da bence destek alınmalı ve artık farklı bir jenerasyonun daha heyecanlı, daha bu işin içinden gelip ne olursa olsun altyapıda da olabilir,
A takım seviyesinde de olabilir. Yönetici olarak da olabilir. Oraya getirecektim konuyu tam. Oraya getirecektim. Yani, şu anda tarz... şu anda yarın Fenerbahçe yönetim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, buyur Tuncay Bey görüşelim dese, hangi bölümde yönetici olarak yönet, yani genel direktör mu nedir? Hangisinde kendini daha başarılı olabilecek, daha fazla iş potansiyelli görüyorsun? Ya ben sahada yani o heyecanı da yaşadım işte. Hem Fatih Hoca'nın yanında Avrupa Şampiyonası'nda, hem kısa bir dönem Sakaryaspor hocalığı yaparken de o sahadaki heyecanı seviyorum ben. Nerede başarılı olurum derseniz, öncelikle sadece yerli oyuncu olarak değil, yabancı oyuncu olarak alırken de birçok şeyi araştırmak gerekiyor. O kulübün kültürüne uyması anlamında, benimseyecek anlamda oyuncular da bulmak gerekiyor. Yerli oyuncu olarak da dediğim gibi önce Fenerbahçe kültürünü anlatmak gerekir. O camiayı anlatmak gerekir. Ve en önemlisi, o genç arkadaşlarımıza artık inanıp, güvenip forma şansı vermemiz gerekiyor. Yani bizde maalesef 20 yaşında, 21 yaşında altyapılarda, ben buna mesela çok şey değilim. Tabii ki oynasın, maç eksiğini tamamlayabilir de dönem dönem orada. Ama artık 18-19 yaşına geldiğinde A takım seviyesinde olması gerektiği... Mesela Ömer Faruk Beyaz hakkında ne düşünüyorsun? İzlemişsin. Ya ben onu 15 yaşında izlediğimde yani bir an yani telefonun karşısında kaldım. Hani bir Real Madrid maçını hatırlıyorum, onun bir videosunu. Gelişimini çok takip edemedim ama sonuçta A takıma kadar geldi. En azından bu geçtiğimiz süreç, yani kadroda olduğu dönemde kupa maçlarında oynayabilirdi diye düşünüyorum. Yani o seviyede görmek, evet antrenmanda belki yetersiz midir bilmiyorum. Orada sonuçta bir ekip var. Onlar çalışıyor. Ama sadece antrenmanla bir yeri kadar geliştirebilirsiniz. O zaman belki gidip bir yerlerde bir 5-6 ay oynayabilir, kiralık oynayabilir. Bilemiyorum hani o düzenlemeyi, o planı. Ama kendi değerlerimizi artık bundan sonra daha fazla özen göstermeliyiz. Belirli bir seviyeye geldikten sonra eğer orada oynayacaksa orada devam etmeli, ya da kendini geliştirmesi için gidebilir. Çünkü Türk futbolu cidden dediğim gibi bundan önceki süreçte de mali olarak çok zor günler bekliyordu. Şimdi bundan sonra da zor günler bekliyor. Bu sefer tamam diyorsunuz. İşte uzatmaları da tamamladık. Hırvatistan maçına yani, döndü. Son dakika golü yani, bu sefer Tuncay attı. Semih'e yani, gerek kalmadı. Her anlamda yani dediğim gibi eski futbolcular, işte Fenerbahçe başkan beni çağırsa, yönetim çağırsa, biz her zaman elimizden ne geliyorsa düşünce olarak, illa bir koltuk için değil. Sonuçta o camianın değerleri var. Onların görüşleri açısından neler yapabiliriz anlamında biz her zaman her anlamda göreve hazır olduğumu daha önce de belirttim. Şimdi de belirtebilirim. Teknik adam olarak da yetiştirilebilir. Yönetici anlamında da, altyapı sorumlusu anlamında da çok değerli isimler var o camiada eski olarak. Ama Türk futbolu açısından da artık hani kendi değerlerimize sahip çıkarsak bence ülke futbolunu daha ileriye götürürüz diye düşünüyorum. Ben de %100 katılıyorum. Uğur Bey, katılmadığınız nokta, sormak istediğiniz en son bir şey var mı? Adam sohbetini sevdi, o yüzden sizi biraz baş başa bıraktı. Yok, ben dediğim gibi benim için çok çok büyük keyif. Ben sana İyi teşekkür için. Ederim. Böyle hani bana telefon ettin geçen hafta işte Tuncay Şanlı'yla program yapacağız diye. Olur mu falan. Çok çok sevindim. Çok büyük keyif benim açımdan. Hani dediğim gibi benim için ya hem bir gazeteci olarak keyif, hem de gazetecilik öncesi dönemimin önemli futbol figürlerinden biriydi Tuncay Şanlı. O açıdan ayrı keyif aldım. Sana teşekkür ederim bunu. İnşallah, inşallah beraber program da yaparsınız. Çünkü anlattığın i̇nşallah. Hissi çok iyi biliyorum. Ben de mesela mesleğe başlamadan, daha mutlu günlerimizde mesleğe başlamadan önce hayranlık duyduğum oyuncularla, daha sonra böyle insan bir kalıyor ya. Ama ben yine o İsviçre maçında kaldım. Bak Tuncay 4 hatırlıyor, ben 3, ama geri kalan herkes kavgayı hatırlıyor abi. Herkes kavgayı hatırlıyor. Çok enteresan. Aslında ya, futbol böyle bir şey. Evet ya. Evet. Peki Tuncay, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Umarım bugünlerde geçecek. İnşallah. Yani kolay bir süreçten geçmiyor. Dünya olarak geçmiyor. Bu süreç geçtikten sonra da mutlaka röportaj da yaparız. Oturur sohbet de ederiz. Hiç sorun değil, seve seve. Yeter ki tedbirlerimizi alalım, maskelerimizi de takalım. Sosyal mesafemizi koruyalım. Elimizden geldiğince herkes kendi imkanları şartlarında inşallah bu süreci de atlatacağız.
Ben teşekkür ederim. İnşallah. Keyifli sohbet için. Yapılmamız gereken böyle Tugay abi pasları. Uzaktan ama tam isabet. Çok güzel sen de mesajı verdin yani. Efendim haftaya ilk round'da yine böyle Hüncay gibi yine işte o kuşaktan yine çok unutulmaz bir yıldız oyuncuyu ağlayabiliriz. Görüşmelerimiz sürüyor. Kendinize iyi bakın. Herkese çok teşekkürler izleyenlere ve en çok da Tuncay Şanlı ile Uğur Karakulukçu bu çok güzel sohbet için. Görüşmek üzere. Birbirimize doyamadık, kapatamıyoruz. Hadi bakalım. Media Markt sundu.